Reşit. Ne? Niye bir haber vermediler kurban? Daha yeni girdiler içeri. Merak etme, sabırlı ol. Reşit. Ne? Oğluma bir şey olursa. Aslan gibidir senin oğlum. Kolay kolay teslim olmaz. Merak etme. Eğer olursa... Aha bak, buraya yazıyor. Önce benim kızı, sonra da o Kemal denen iti gebertmezsem... ...bana da geçeceğim bir şey demesin. Elleri kırılır inşallah. Kırılır da yanlarına gelir. İnsan öz kızına bunu yapar mı be? Boyunları devrilsin. Çıkarın. Gel yaklaş. Ah be evladım be, ne yaptın sana? Bu kız sana kaçtığı zaman seni uyarmadım. Kanunla başını belaya sokma demedim mi? Ben böyle olsun istemezdim komiserim. Yetişmeseydim öldürecekti o Deyyuslar kızı. Sonra damza silahını çekince... ...olanlar oldu işte. Yatıp kalkıp dua et Hamza yaşasın. Yoksa bu işin sonu kötü olur. Hem de çok kötü. Saat oldu gelmedi bu oğlan. Başına bir şey gelmesin. Belki arkadaşları bırakmamışlardır. Öyle ya. Bırakmamışlardır. Kör şeytan. İnsanın aklına kötü kötü şeyler getiriyor. Getirir de ze. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah. Bir de bakarız ki çıkmış geliyor. Gördün mü bak? İyi insan lafının üstüne demişler. Hüseyin Usta. Kemal'ime bir şey mi oldu? Kemal iyi teyze. Ama... karakolda şu anda. Karakolda mı? Neden? Ne yaptı Kemal'im? Güldürün abini. Hamza'yı vurdu. Ah! Getirdiler, getirdiler. Kemal'i getirdiler. Kemal'i yakalamışlar. Yakalamışlar Kemal'i. Hakimin karşısına geçince kurşun sıyırdı geçti. İki gün hastanede yatıp çıktım falan gibi laflar etti. Ya ne diyeceğim? Yalan söyleyeceksin. Kurşun böbreklerimden birini parçaladı. Hakim bey diyeceksin. Mahsuzcuktan ağlayıp sızlayacaksın ki hakim iyice inansın. Anladın mı? Evet, anladım.
hadi yürü yürü. Sessizlik. Susun. Buyurun savcı bey. Teşekkür ederim Sayın Hakim. Bu dava sanık Kemal Şahin'in işlediği haneye silahla tecavüz ve silahla adam yaralama suçlarından dolayı açılmıştır. İlk olarak davacılardan Elci Cemşir Öğütçü'nün dinlenmesi için... Vallahi Sayın Hakimim, benim kızım çok namuslu bir ayrı kızdır. Tamamen kendi isteği ve rızasıyla büyük çiftçi Muzaffer Bey'in yeğenine avrat olmak istedi. Biz de peki dedik. Ama daha sonra bu Kemal çıktı. Dedi ki eğer kızı verirseniz sizi öldürürüm diye tehdit etti üstüne. Yalan, yalan söylüyor Hakim Bey. Ben kimseyi tehdit falan etmedim. Tamam, otur yerine. Efendim, tanıdığım Kemal son derece iyi huylu, karıncayı bile incitmeyen bir insan. Kemal, Güllü'yü ve ailesini tehdit etmek şöyle dursun. Tam tersi, abisi Hamza tarafından birkaç kez tehdit edilmiştir. Paşa, yok öyle bir şey Hakim Bey. Otur, seni de dinleyeceğiz. Kapı kırıldı, sonra Abu Kemal eve dalıp silahını çekti. Sonra beni gözünü kırpmadan vurdu Hakim Bey. Kurşun böbreklerimden birini delip geçmiş. Tek böbrekle yaşıyorum. Doktor bana dedi ki... Şimdi bu Kemal oğlanın böyle bir halt yiyeceği belliydi Hakim Bey. Neden diyorsanız... Çünkü kendisi hep... Her vakit tabancayla gezerdi. Yalan. Yalan söylüyor Hakim Bey. Benim hayatım boyunca hiç tabancam falan olmadı. O tabanca Hamza'nındır. Bir daha konuşanın sözünü kesersen seni içeri tıkarım. Otur yerine. Şimdi hakimim, bu tabancasını beline takıp sık sık benim dükkanıma gelirdi. Cemşir'e, yani Güllü'nün babasına benim tarafımdan haber göndermek istiyordu. Yani haber dediysem aslında tehdit. Yok efendim, Güllü kızı kimseye yar etmezmiş. Yok efendim, biz kıza zulüm ediyormuşuz. Yok efendim, Güllü kız birine yar olursa bizi öldürürmüş falan filan. Biz tabii ciddiye almadık, güldük. Gençtir, kanı kaynıyor, ondan böyle konuşuyor dedik. Ama meğerse bu Kemal içten içe plan kuruyormuş. O gece eve tabancayla dalıp Hamza'yı vurduğunda bizim canımızı komşular kurtardı Hakim Bey. Yalan! Yalan söylüyor Hakim Bey amca. Bunların hepsi yalan söylüyor. Sessizlik. Kimsin sen kızım? Adım Güllü Hakim Bey amca. Benim de söyleyeceklerim var. Beni de dinleyin. Savcı Bey, bu kızcağızı neden mahkemeye çağırmadınız? Sayın Hakim, Güllü Hanım doktor raporuyla çok hasta olduğunu ve duruşmaya gelemeyeceğini bildirmişti. Ben bir şey bildirmedim Hakim Bey amca. Babam olacak alçak namussuz benim yerime yemiş o altı. Gel kızım, anlat ne anlatacaksan mahkemeye. Kemal suçsuzdur. Biz birbirimizi seviyoruz ve evlenmek istiyoruz. Ama bunlar, şu Nahşu Reşit'ten baba deneye utandım şu adam... ...beni zorla başkasıyla evlendirmeye kalktı. Öyle ağlayacaksan olmaz. Babam, Mermer Reşit. Bir de şu abim olacak Hamza. Beni zal olur Ramazan'la... ...evlendirmeye ikna etmek için dövdüler. Olmaz dedim. Ben o soytarı oğlana varmam. Sonra beni direğe bağlayıp dövmeye başladılar. Ya!
göğsü vursana! Yaklaşma Kemal, yakarım! Sanık ayağa kalksın. Gereği düşünüldü. Hüküm. Sanık Kemal Şahin'in subut bulan suçlarından dolayı ceza kanununun ilgili maddeleri uyarınca 4 sene hapsine, sanığın iyi hali ve hafifletici sebepler göz önünde bulundurularak cezasının 1/2 nispetinde indirilmesine ve 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Allah'ım yar, Kemal abi. Olaydın anam sen bir...